Yeşil Robot YouTube kanalından herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte Honor Magic 6 Pro'yu değerlendireceğiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber kardeşim? İyiyim. Sen nasılsın? Çok şükür ben de iyiyim. Sevgili Erdi Özüağ bu videodaki konuğumuz. Az önce ismini her gün Erdi abi, Erdi abi, Erdi abi diyorum. Az önce ismini söyleyemedim. Bu videoyu 3. başlatmam arkadaşlar. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Yanlış hatırlamıyorsam eğer 3. ya da 4. sınıfa kadar ilkokul karnemde ismimi öğretmenim hep Erdi Yeni Ferdi diye yazdı. Ciddi yani mi? O yüzden isim Erdi ismi yani Türkiye'de evet kullanılıyor ama en popüler isimlerden biri olmadığı aşikar. Bazen isim, bir de benim soy isimde Özü A, yumuşak G ile bitiyor. Evet. Özü A yazan var, yumuşak G'den sonra A koyan var, Özal yazan var. Dolayısıyla isim konusunda alışım yani dert değil kardeşim. Tamam süper. Bugün Erdi abiyle birlikte Honor Magic 6 Pro'yu değerlendireceğiz. Kendisi bir süredir kullanıyor ve ben de 9 günlük bayram tatilinde bu cihazı deneyimleme fırsatım oldu. Takılı içerisinde. Süper ve bugün neredeyiz abi? Four Seasons Otel'deyiz. Honor'un lansmanına katıldık. Honor Magic 6 Pro burada tanıtıldı arkadaşlar. İstanbul'un en güzel otellerinden biri yalnız. Kesinlikle. Boğaz manzarası. Davet icabıyla geldik. Ancak öyle görebiliriz. Aynen öyle. Abi bu telefonu kaç gündür kullanıyorsun? Ben açıkçası Türkiye'de test cihazları dağıtıldığı günden beri kullanıyorum. Hı. Geldiği günden beri içerisinde sim kart takılı olarak kullanıyorum. Evet. Çünkü ben telefonları test ederken sen de biliyorsun ki böyle kullanarak ancak pil performansını ve diğer şeyleri görmek mümkün olabiliyor. Açıkçası yani bayramdan önce geldi cihaz. Bayramda da aktif olarak kullandım. Hı. Bayram süresi boyunca tabii bazı başka telefonları da test ettim. Ama aşağı yukarı 4-5 gündür tam güç 7/24 bu telefonu kullanıyorum ve söyleyecek çok şeyim var aslında. Kesinlikle. Senin bir inceleme videon yayında olacak. Şu an yakında yayına girecek. Evet, bizim de bir inceleme videomuz olacak. Yayına girmiş olabilir. Bugün herhalde yayında olacaktır diye düşünüyorum. Normalde bütün videoların benzer zamanlarda yayınlanmasını istiyorum artık ama benimki biraz geriden gelecek. Değil mi? Sen çok çalışıyorsun bir de tek başınasın. Ya tek başına olunca tabii her şeyi aynı anda yapmak tabii, kolay değil. Kesinlikle. Bir de herkesin yoğurt yeme tarzı da farklı. Kesinlikle işini bence en düzgün şekilde yapan insanlardan, editörlerden bir tanesi. Sizlerden bunu duymak çok teşekkür ederim abi. Şimdi ilk olarak fiyata bir bakalım. Türkiye fiyatı 59.999 lira olarak açıklandı. Hani bu amiral gemisi segmentine baktığımız zaman Xiaomi 14 Ultra var. S24 Ultra var. İşte iPhone 15 Pro veya Pro Max diyebilirsiniz. Ve bu fiyatlar gerçekten bu telefon oldukça üzerinde. Bu telefonu satın aldığınız zaman kutu içeriği çok dolu bir şekilde sizleri karşılıyor. Kılıfı, şarj adaptörü, 100 wattlık adaptörü ve bununla birlikte hediyeler de yanında geliyor. Mesela 6000 liralık bir saat hediyesi var. GS3, 1500 liralık deri kılıf hediyesi var. 4000 liralık takas desteği var. Ön sipariş özel 5000 liralık indirim var. Honor bunları yapmayı seviyor. Türkiye'ye yeni bir cihaz çıkardığı zaman hediyelerle mutlu etmeyi başarıyor. Sana şu soruyu sormak istiyorum. Sence bu fiyatla karşısındaki rakipleriyle baş edebilir mi? Şimdi buna cevap vereceğim ama öncesinde böyle bir iki tane bugün dikkatimi çeken bir detay var. Onları paylaşmak istiyorum. Birincisi bugün burada Honor Magic 6 Pro'nun Türkiye lansmanı yapıldı. Ama İstanbul'da sadece Türkiye lansmanı yapılmadı. Aynı zamanda bölgesel, Orta Doğu ülkelerini de kapsayan bir çok uluslu bir lansman yapıldı. Bu güzel çünkü biz hep yurt dışı lansmanlara gidiyoruz. Markalar yurt dışındakileri Türkiye'ye getirdiği zaman hem Türkiye'nin tanıtımı anlamında hem Türkiye'ye döviz girdisi anlamında böyle hareketler güzel hareketler. Hep görmek istediğiniz hareketler. Onu söyleyelim. İkincisi tabii burada Honor'un dünyadaki en önemli isimlerinden birisi olan bölge stüdyosunun yaptığı bir açıklama vardı. Onlar da kıymetli. Dediler ki 2023 yılında Honor Türkiye'de %300 büyüdü. Evet. Şimdi buna iki açıdan bakmak lazım. Tabii Honor nispeten yeni olan markalardan birisi. Yani geriden gelerek büyümek tabii ki daha kolay. Yani bugün oturmuş markalarda Apple, Samsung ya da Huawei %300 büyümesi imkansız. Çünkü pazar o kadar büyümüyor ama Honor burada şu mesajı veriyor. Diyor ki ben diğerlerinden sonra geldim. Geriden geliyorum ama çok hızlı geliyorum. Herkes yani denk alsın modunda bir. Gerçekten çok hızlılar. Mesela geçen sene Honor 90. Ya bugün hala üretiliyorsa muhtemelen Türkiye'de birkaç benzer ülke için stoklar üretiliyor gibi. Stoklar bayağı tükendi onda. Geliyor olabilir çünkü fiyat performans dengesi gerçekten 2023'ün en iyi cihazlarından birisiydi. Hakkını teslim edelim. Bu anlamda lansman hareketliydi. Bu açıdan hoşuma gitti. Çok fazla genç yayıncı arkadaş da vardı. Yeni isimler görmek de güzel. Evet. Cihaza gelecek olursak eğer tabii fiyatlandırma anlamında olaya birkaç açıdan bakmak gerekiyor doğru resmi görebilmek için. Birincisi şu. Az önce dedik ya Honor nispeten yeni bir marka. Bugün az önce saydığım isimlerle kıyaslandığı zaman bilinirliği genç jenerasyon biliyor olabilir. Bizler zaten biliyoruz ama toplumun geneline bakıldığı zaman diğerlerinden biraz daha az olan bir marka. Evet. Dolayısıyla bilinirliği arttırmak, cazibeyi yükseltebilmek için diğerlerinin yapmadığı bazı şeyler yapabilmesi lazım ki Türkiye gibi mevcut ekonomik koşullarda bunu yapabilmenin yolu fiyat anlamında rekabetçi olabilmek. İşte bu anlamda da açıkladıkları fiyat ki fiyat konusunda ben takipçilerim yorumlarını takip ediyorum. Anlamaya da çalışıyorum. İki şey var. Genelde hani bu telefon fiyat hak eder mi ya da o fiyat olmuş mu olmamış tarzında. Evet. Buraya iki açıdan bakmak lazım. Bir, cihaz fiyatının cihazı mı? İki, marka fiyatının cihazı mı? Evet. Şimdi bu telefonun birazdan teknik özelliklerini konuşuyoruz. Bu telefon 2024 model bir amiral gemisi. Yenisi bir amiral gemisi. Evet. Sahip olduğu benzersiz bazı özellikleri var. Ekran tarafında 5000 nit parlaklıktan bahsediliyor ki ben bunu daha önce bu değer teorik bile olsa biz bunu daha önce başka bir markadan duymadık. Yani. Tamam o anlamda tabii bu telefonu Temmuz yaz sıcağında belki güneşlenirken denize girerken de bakmak lazım. Kesinlikle. Şu ana kadar güneş yok. Yaz geldi şu anda. Ama 5000 nit diyor ki lansmanda bazı markalarla kıyaslaması da yapıldı. Açık açık diyorlar ki doğrudan güneş ışığı altında bizim telefondan daha iyi ekranı gösterebilen bir telefon yok. Ya kapalı ortamda açtığınız zaman bile hani böyle gözlerin diyor ki ne oluyor falan oluyorsun. Bir de şöyle çok parlak bir ekran gerçekten. Ben kamerayı kısmak zorunda kaldım çekimde.
çözümleri yaparken ekranda o kadar parlak. Benim yani. Bir eleştirim var sadece. Yani ben bu telefona Full HD Plus değil de 2K bir ekran beklerdim açıkçası. Bir de DxOMark faktörü var. Şimdi DxOMark'a ben böyle pek hani ya tamam DxOMark diyorsa doğrudur demiyorum. Ama DxOMark'ı baz aldığı için çoğu telefon üreticisi. Mesela batarya konusunda, ekran konusunda işlemci yine. Ya bir sürü kriteri var DxOMark'ın. Ben DxOMark tarafında kamera konusunda bana da çok yorumlar geliyor. İşte abi kamerasını çok sevmişsin ama DxOMark'ta 6. olmuş, 7. olmuş gibi. 151 şimdi, puanla 1. sırada şu anda. Şimdi DxOMark'ta şunu bilmek lazım. DxOMark bir danışmanlık şirketi. Evet. Tamam mı? Hatırlar mısın bilmiyorum. Vakti zamanında General Mobile GM9 çıktığı zamanda evet. DxOMark'ta bir sene öncesinin iPhone'unu geçiyordu mesela bakalım. Aynen. Şimdi dünyada bazı danışmanlık şirketleri vardır. Hadi DxOMark'ı bir kenara bırakalım yanlış anlaşılma olmasın diye. Mesela Skytrax diye bir şirket var. Havacılık şirketi. Havayolu şirketlerini derecelendiriyor. Bu derecelendirmeyi yaparken de diyor ki benden danışmanlık alabilirsin diyor. Benim kriterlerime göre kendi standartlarını optimize edebilirsin diyor. Bizim milli bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları onlarla çalışırken Avrupa'nın en seçiliyordu. Onlarla çalışmaya doğruydu. Bir anda dönemin 3. sınıf hava yollarını dengeye getirdiler. Yani düşünüyor insan. Kötü niyet değil ama adam diyor ki benim kriterlerim var diyor. Bu kriterler diyor telefon dünyasındaki standartları belirliyor diyor. İstersen diyor ben kamera gelişme esnasında sana yardımcı olurum. Benim kriterlerimle kendini optimize edebilirsin diyor. Şimdi düşün. Karşına çıkacak soruları hazırlıklı bir ürünle mi o listeye daha yüksek skor alırsın yoksa bodoslama girerek mi daha yüksek skor alırsın? Tabii. Kameran kötüyse optimizasyonu kurtarmaz zaten ama avantajlı olmak için de onlarla yakın çalışmak gerekebilir. Ben hep şunu söylüyorum. DxOMark'ı takip edin. Bakın, inceleyin ama sadece onlar 1, 2, 3, 4 dedi diye de iyi ya da kötü kararı vermeyin. Aynen, ama kesinlikle. Bu telefonda şimdi kamera donanımı var. İnanılmaz. Yani... kamera diyorduk. Kamera faktörü çok önemli. Çünkü ben sektörde ilk defa 180 megapiksel telefoto bir lens gördüm. Ben de ilk defa. Bu bence inanılmaz bir olay. Telefonu test ettiğim anlarda yapay zeka dediğimiz bir olay var ya abi. Bazı Android telefonlara bakıyoruz. Bazıları işte, suni zeka diyor. Tam ona geliyorum. Fotoğrafı çekiyorsun. Galeriye giriyorsun sol alttan ve yapay zeka sanki başka bir filtre uygulamış gibi fotoğrafları karşımıza çıkıyor. Bazıları böyle oluyor gerçekten. Magic 6 Pro'da mesela gerçek hayatta görmüş olduğun fotoğrafa çok az böyle minimalist bir yapay zeka dokunuşu oluyor ve aslında görmek istediğin o fotoğrafı görebiliyorsun. Çok doğal, karakteristik fotoğraflar çekebiliyorsun bence. Sen ne düşünüyorsun fotoğraf kalitesi hakkında? Tam bir kamera telefonu. Şimdi bazı insanlar çözünürlüğe çok takılıyorlar. Tamam mı? Ben çözünürlüğe... hiç takılmıyorum. Hatta şimdi, diyorum ki çözünürlüğe hiç aldanmayın. Şöyle ona takılanlar için de toplam kamera paketi olarak en yüksek çözünürlüğe sahip olan telefon olabilir. Çünkü telefoto periskop kamerası 180 megapiksel geriye kalan tüm kameralar önde daha 50 megapiksel. 50 megapiksel. Yani bu anlamda bakıldığı zaman. Önde dahil yani buna. Topladığı zaman kaç megapiksel yapıyor sizin yani. 50, 100, 150. 200, yani 400 küsur megapiksel yapıyor ki insan gözünde aşağıda 400-500 megapiksele denk geldiğini düşünürsek eğer o anlamda dolu bir kamera sistemine sahip. Burada periskop kamera gerçekten çok önemli çünkü zaten periskop kameraya geçtiğiniz anda yüksek çözünürlüğün etkisini hem videodan hem fotoğrafta görüyorsunuz. Evet. Dediğin gibi arka tarafta yazılıma bağlı işlem sınırlı. Bazı detaylarda özellikle düşük ışıkta şart mısı detayları arttırmaya çalıştığını gözlemledim. Ben ama ortaya çıkan toplam görüntü kalitesine bakıldığı zaman gerçekten fotoğraflar mükemmel. Evet. Tamam. Zoom aralığı gerçekten çok geniş. Dolayısıyla detay kaybolmadan zoom girebiliyorsun. Şu an hatta ben karşımızdaki arkadaşımızı çeksem tüm detaylar direkt sanki önündeymiş gibi gelebiliyor. Bu anlamda deneyimi çok iyi. Videosu da çok rekabetçi. Video tarafında özellikle periskop kameraya geçildiği zaman ki burada diyafram kontrolünü yapabilen bir sistemi olduğu için belli noktaları bokeh yapabiliyor musun? Bak videoda bokeh yani doğal blurlama çok zor bir iş. Çok zor. Ve bu Apple telefon bile hala onu başaramadı mesela. Ve bu telefon onu yapabilen bir telefon. Yani organik bir görüntüsü var. Anlatabiliyor muyum? Videodaki o bokeh doğal, blurlama yani... sanki bir SLR kamera hissiymiş gibi. Özellikle eğer hayatınız bu ekranda geçiyorsa SLR kamera gibi görünüyor. Büyük ekranı tabii telefon onda çekildiğini diğer tüm telefonlarda olduğu gibi biraz belli edebilir ama toplam deneyim olarak bakıldığı zaman güzel. Ön kameranın 4K video çekebiliyor olması da yine keyifli. Kesinlikle. YouTube veya işte Instagram içerik şimdi şunu sorabilirler. Ya bugün artık... Şöyle, ben cihaz almıştım abi onun yerine. Kardeşim, sevgili Ozan Can Koray'la geldi. Arkamdan niye öyle sizi? Güzel bir ödün ama. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hatta ben... İyi çekimler diliyorum sizlere. Mikrofonu şöyle çıkarttık sana da... Ben niye gözüküyor abi? Ben niye gözüküyor? Gözlük paylaşımı biliyoruz. Çok doğru bulmuyorum. Çünkü kafa büyük birine verdiğiniz zaman abi yandan esneme yapmaya evet, başlıyor. Doğru haklısın. Gözlük kişisel bir ürün abi. Doğru. Magic 6 Pro'yu deneyim dedin. Evet. Ne düşünüyorsun bu cihaz hakkında? Ben cihazı Mobil Dünya Kongresi'nde denemiştim Barcelona'da. Dünyanın en iyi akıllı telefon kamerasına sahip. Çok da bir şey söylemeye gerek yok. Ama beni en çok etkileyen şey 5000 nit ekran parlaklığı. Ama acayip. Yani bu teknik şu an bak, olarak... direkt güneş altındayım. Bakalım hemen. Teknik olarak fuarda bunu duyduğumuzda yanımızdaki teknoloji editörü arkadaşlar yok ya öyle değildir yanlış yazmışlardı falan demişti. 5000 nitlik ekran parlaklığı inanılmaz iddialı. Pil de 5600 mAh zaten birbirini dengeleyecek bir şekilde. Kesinlikle. Hem batarya ve işlemci konusunda... Fiyat da güzel olmuş. Fiyat çok rekabetçi. Yani ben 70 bin küsur olur falan diyordum. 60 bin de iyi bir para ama yani o hediyelerle ve hediye çekleriyle falan dengelenmiş. Burada bir şey koyayım şimdi. Fiyat iyi dediğimiz zaman bazı arkadaşlar izleyiciler yanlış anlıyor. Fiyat biz bu telefon ucuz demiyoruz. Bu telefon kendi segmenti için iyi bir fiyatla evet, gelen bir kesinlikle. Model. Kesinlikle. Yani orada o şey yapmak lazım. Bu arada şeyi söyleyeyim mesela bak. Ön kamera sisteminde 3 boyutlu TOF sensör var.
Evet. Şimdi normalde telefonun önemli bir kısmı yüz tanımayla kilit açma yazılım tabanlı yapıyor. Ama bunda uzun süredir yapılan Face ID benzeri donanımsal bir yüz tanıma sistemi var. Yani yüzün 3 boyutlu modelini çıkartıp biyometrik okumayla açıyor bunu. Sadece yazılım tabanlı değil, o anlamda da biyometrik güvenlik için söylüyorum bunu. Şu an Android dünyasındaki en güvenli telefonlardan birisi olabilir. Zaten parmak izi okuyucusu falan ekran çok hızlı çalışıyor ama yüz tanımayı buna donanım olarak ileriye götürmüşler. Kesinlikle. Evet. Bu arada top sensörün içerisinde bulunan çentikten de biraz bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü mesela iPhone 15, iPhone 14 serisiyle birlikte gelen dinamik ada benzeri bir çentik var, bir tasarım var ve daha işlevsel çalışında belirtmek istiyorum. Hem daha küçük, minimalist olmuş. Ekranda hiç sırıtmıyor. Güzel bir tasarım var diyebilirim. Yok, toplam paket olarak yani çok başarılı bir telefon. Kesinlikle. Hani, bir tık kanın gibi o da 5600 mAh bataryadan kaynaklı. Dur bitireceğiz videoyu. Bekle. Son olarak işlemciye biraz değinmemiz gerekiyor. Çünkü Android dünyasında kullanılan en güçlü işlemci var. Snapdragon 8 Gen 3. Zaten bu segmentte olması gerekiyor. Aynen. Grafik tarafında da Adreno 750 var. Zaten cihaz 12 GB RAM ve 512 GB depolamayla satışta şu anda arkadaşlar. Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Bak bu telefonlar o kadar güçlü ki bu telefonlara artık bir masaüstü modunun eklenmesi gerekiyor. Kesinlikle tamam. Benim bunu bir monitöre bağladığım zaman bir Bluetooth klavye fareyle birlikte benim bunu bilgisayar... Çünkü şu telefonun içindeki donanım bugün 15-20 bin lira bandındaki ultrabook ya da birkaç jenerasyon eski laptopların ya aynı kalibrededir ya daha iyi bile olabilir. Iyi o olabilir. Anlamda. Çünkü buna var ya bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bunu büyük ekrana bağla. CapCut'u kur. Bildiğin video makinesi. Kesinlikle çok canım. Hatta bazı laptoplarda hızlı yapabilir. Çünkü içindeki donanım bunu optimize. Bizim fiyat iyi dememizin sebebi de şu. iPhone 15 Pro Max Galaxy S24 Ultra var abi falan ya. Gibi cihazlarla eşdeğer yani bu. Amiral gemisi bir cihaz. Dolayısıyla o yüzden fiyatı iyi diyoruz. Kesin linç gelir çünkü yani. Bir şey söyleyeceğim. iPhone ne kadar tepede kaldı burası abi. Burası Android kanalı. Burası Yeşil Robot. O yüzden size hiçbir şekilde linç gelmez. Ha, tamam, yok şey söyledim abi bak ya. Abi iPhone 15 Pro Max bu kadar. 105-110 bin lira. O fiyat oralara bir şey yok. Full o cihaz şimdi, Apple. Şimdi Apple diğerlerine zaten daha sık zam yaptığı için bazen tabii güncel rakam biraz akıl tutmak zor olabiliyor. Ama şimdi nereden baksan %50-60 fiyat farkı var. Ben şimdi şeye girmiyorum. Ekosistem farkına artısına eksisine girmiyorum. Tabii ki Apple'ın kendi göre bir sürü artı değeri var. Hani yiğidi öldürelim hakkını verelim. Ama bu telefonun da 60 bin lira hediyelerini düşündüğü zaman belki 50-55 bin lira bandına gelen bir fiyatı var kesinlikle. Bunun. Yani bu fiyat seviyesinde alınabilecek en iyi telefonlardan birisi. Android 14 tabanlı zaten. Kendi arayüzü var. 4 büyük Android güncellemesini alır. 5 yıl boyunca da güvenlik güncellemesi alır. Yani bu anlamda da şey de güzel. Yazılım tarafı politikasını net bir şekilde ifade ekosistem etmesi de çok önemli. Ekosistem konusunda çok başarılılar. Bu arada merak edenler olabilir. Honor ve Huawei 2020 yılında ayrılıyor arkadaşlar. Google desteği Honor telefon onlarda var. Bilginiz olsun. Evet geldik videonun sonuna. Sevgili Erdi Özağı ve Ozan Can Kubile'yi takip etmeyi unutmayın. Instagram hesaplarını buradaki ekrana bıraktım arkadaşlar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yani Honor Magic 6 Pro 60 bin liralık bir fiyatla bu sektörde şu anki rakiplerine göre nasıl bir rekabet edecek? Sizin yorumlarınız da çok önemli. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.